Siz 60 yıl boyunca hep çizginizi korudunuz. Hiçbir zaman duruşunuzdan taviz vermediniz. Bu 60 yıl boyunca ciddi bedeller de ödediniz. Sanat merkeziniz kundaklandı. Hakkınıza davalar açıldı. Bu zamanın ruhunu bize nasıl anlatırsınız? Çok eski yıllardan beri sanat bizatihi tabiatı itibariyle muhaliftir zaten. Anlatabiliyor muyum? Şimdi resim sanatı muhaliftir. Heykel muhaliftir. Karşıdır her şeye yani. Tiyatro, edebiyat muhaliftir. Yani yoksa çok bilinen, çok evet haklısın. Eskiden Osmanlı'da bizim işlerimizle uğraşan, mizahla uğraşan kişiler ikiye ayrılıyordu. Metiyecilerle yergiciler. Metiyecilere padişah böyle bir kese altın, aferin beni iyi övdün diye atıyordu keseyi. Ötekileri de yedi kule zindanlarına. Bu tarih boyunca değişmedi bizim ülkemizde. Dışarıda öyle değil. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde geçenlerde Robert De Niro galiba bir iki televizyon komedyeni bu başkan için ne gerizekalılığı, ne salaklığı, ne bilmem nesi yani durmuyor. Ben haddini bil diyorum. Ertesi gün eve 3 tane sivil polis geliyor. Bizi alıp götürüyorlar. Yani hemoroid davanız da var değil mi? O neydi? Onu çok, izleyelim mi ne olduğunu? Siz anlatmıştınız. O çok var ondan. Yani. İzleyelim. Peki. Uğur'un telefonuna bir tane böyle bir şey geldi. O hissetti onlardan geldiğini. Bana fısıldadı onu reklam arasında. Sen bana bırak finalde söylerim ben dedim. Orada diyor ki o Müjdat Gezen'e söyle. O onların arkasında diyor çok büyük bir kitle var diyor. Tamam mı? Arkasında büyük bir kitle var diyor. Uğur bana söyleyince ben de dedim ki valla bence mutlaka hemoroittir dedim. Arkasında büyük. Vay sen Cumhurbaşkanı'na hakaret et. Ne adı geçiyor, ne iması, ne bilmem ne, hiçbir şey yok. Gittik ifade verdik Kartal'a diyesinde. Sevgili Müjdat Bey, başka davalarınız da var değil mi? Kaç dava oldu? Son zamanlardakini hatırlamıyorum ama ondan evvel de var. Mesela Kenan Evren devrinde de var. Çizgilerle Nazım Hikmet kitabını yazmaktan, savaşta çizmekten dolayı yatmıştık bir süre. Pranga evet. O hakikaten o olacak şey değildi yani. Biz cezaevine girdik. Bir o çok çirkin mavi renkli cezaevi arabaları vardır. Böyle üstünden incecik pencereleri vardır. Ondan sonra ben o zamanlar Çakıl Gazinosu'nda komedyenlik yapıyordum. O arabalara bindirildik. Biz ayaklarda zincir, 50 kişi. İşte bir katil, bir eroinman, bir hırsız, bir rüşvetçi, bir savaş, bir ben aynı zincirle. O otobüse bindik. Sultanahmet Adliyesi'ne gidiyoruz. Yeni Kapı'dan geçerken sahil yolundan Çakıl Gazinosu'nda neonumu gördüm. Yanmıyor ama Müjdat Gezen yazıyor orada. Yani o mahkum arabasının içinden kendi ismimi okudum neonda. 27 gün, 28 gün önce beni oradan alıp götürmüşlerdi anlatı. Bu çok değişik bir duyguydu. Acayip. Çok böyle giderken evet tabii çelişki ama ya ondan evvel de var. Devri Süleyman diye bir oyun oynadık. Oyunumuzu yasakladılar, savcıya ifade verdik. Tiyatroyu yakmışlar. Tiyatromuzu yaktılar. Evet. Evet halk oyuncuları. Sonra da davalar, davalar değil mi? 13 davadan yargılandınız hepsini. Çok 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 evet evet. Var bir bazı politikacılarla filan evet. Da var da onların adlarını da pek anmak istemiyorum. Biliyorsun bir tanesinde de şey dedi bana sordular işte hakaret davası açmış bana. Burhan Kuzu hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Ben de meee dedim. Hatırlıyorum. Bunlarla uğraşıyoruz davaları işte. Davaları git gel yorulmuyor musunuz? Yoruluyorum. Ay şundan ötürü benim işim gücüm var. Tabii. Yani sonra kapıma hangi hakla 3 tane gencecik sivil polis geldi. Bunun bir tanesi Karaycı mesela. Yukarı gelin dedim. Ben hemen inemem.
sabahın saat 9.30'da bana geldi. 7'de almışlar Metin Akpınar'ı. Neyse geldiler. Hocam aşağıda bekliyoruz. Baktım havada serin. Yukarı gelin dedim sonra. Bir saat falan geçti. Çay için falan dedim. Çocuğun biri sivil polis. Siz beni hatırlamadınız dedi. Yabancı değil siması. Bir yerden seni tanıyorum ama hocam okulunuzu yaktıklarında ben 20 gün sizi koruma olarak nöbet tutmuştum dedi. Bu da büyük bir çelişki değil mi? İşte onu anlatıyorum yani, zaten. Nöbet tutmuş sizi korumak için şimdi evet. Sizi almaya geliyor. Evet. Öyle üzgündü ki. Sonra beni polis arabasına almadılar. Siz gidin ben kendi arabamla gelirim dedim. Gittik orada çıktık. Onun bende fotoğrafı var. Saklıyorum bir gün yayınlayacağım. Bizim yargılandığımız bölüm devletin güvenliğinin temeline bilmem ne şey demişim ben haddini bil. Ya haddini bilden adam yargılanıyorsa eğer en çok haddini bil diyenin müebbet yatması lazım yani. Ama işte bu yani Türkiye'nin bunlarla uğraşması zaman kaybı ya. Millet aldı başını gidiyor. Nerelerde, nelerle yani, ya. Nerelerde dünya yani. Siz üvey evlat belgeselinizde bana çok güzel bir ifade kullanmıştınız. Demiştiniz ki korku gün gelir, korkutan da korkutur. Evet, doğru. Nitekim korkuyorlar. Çok korkuyorlar. Yani o korkuyu beden dilini iyi okuyabilen biri mesleğim icabı onun mimiklerinde, hepsinin ses tonlarında, o meclisteki agresifliklerinde, şimdi bütçe tartışmalarını izliyorum, inanılmaz saldırganlar. İnsan niye saldırır? Korktuğu için. Ya korku çok fena bir şeydir ama aslında korku insanca bir şeydir, insan korkar yani. Bir an geliyor, o korku duvarını aşıyorsunuz. O hangi an? O bu an işte. Artık beni korkutabilecek bir güç yok. Anlatabiliyor muyum? İşte belki de o yüzden insanlar çok duygulanıyor ve ayakta alkışlanıyor oyununuz Mustafa Kemal. Oyunun ayakta alkışlanmasının nedeni ben değilim. Bir Mustafa Kemal, iki Yılmaz Özdil'in 8 yıl emek verdiği bir kitap. Ben orada amaç değil, aracım. Anlatabiliyor muyum? Tiyatromun sahnesini açtım. Orada da insanlar gelip Atatürk'le bilmediklerini ilgili olarak, görsel olarak görüyorlar ve rahatlıyorlar. Ve onu çok sevdiklerini bir kere daha anımsıyorlar. O. Yoksa yani ben artık korkmuyorum. Ben hayatım boyunca da korkmadım bir şeylerden. Çünkü korkulacak bir şey yapmadım. Rüşvet yemedim. Yalan söylemedim. Kimsenin arkasından konuşmadım. Kimseye tuzak kurmadım. Kimseye dava açmadım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi açtığım davalar ve hepsini kazanıyorum. Onu da avukatım Celal Bey'i biliyorsun Celal'i. Dünyanın en tatlı, en yumuşak, en köşesiz adamı. O kadar pırlanta bir adam yani. Kızı da Deniz de benim avukatım. Evet buna açılması gerekir diyor. Çünkü durup dururken mesela bir şey söylüyor adamlar. Gene yeni oyunumla ilgili bir iki ama ben çok da ilgilenmiyorum ya. Hakikaten biraz dünyaya Nasrettin Hoca gibi bakmakta yarar vardır yani.